Sayın İl Başkanım, hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. İtibariyle törenimizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu teşrifleriyle onurlandırmışlardır. Sayın Bakanım, hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Alkışlarınızla. Açılış törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Öncelikle teşrifleriyle Zeytinburnu'muzu ve açılış törenimizi onurlandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız başta olmak üzere katılımlarınız için siz değerli misafirlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor. İlk olarak Zeytinburnu'muz için büyük öneme haiz bu önemli ve anlamlı programın ev sahibi Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u sizlere hitap etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli Bakanım, saygıdeğer AK Parti İstanbul İl Başkanımız, değerli Zeytinburnu Kaymakamımız, AK Partimizin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Zeytinburnu ilçe başkanları, ilçemizin değerli bürokratları, muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, değerli hemşehrilerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Zeytinburnu'muzun tarihine geçecek özel bir gün yaşıyoruz. Uzun bir hikayenin mutlu bir sonu. Ben yürüyüş yapmayı ve masa tenisini severim. Futbolla pek meraklı olmadığım herkesin malumu. Ama aklımda kalan şöyle bir söz var. Bir yerlerde okumuş olmalıyım. Hayat fena halde futbola benzer. Gerçekten de öyledir. İyi futbolcusunuzdur. Çok yeteneklisinizdir ama İyi bir takımınız yoksa netice alamazsınız. Allah'a çok şükür bizim güçlü bir takımımız var. Ve Zeytinburnu'muzun güzel insanları, sizler bu takımın her şeyisiniz, ruhusunuz, kalbisiniz. Hedefleri siz belirliyorsunuz. Yani taktiği siz veriyorsunuz. Ben ve çalışma arkadaşlarımla bütün gücümüzle sahada mücadele ediyoruz. Siz bize inandıkça, siz bize güvendikçe Zeytinburnu'muzun iyiliği, güzelliği için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Gidilecek yollar, aşılacak engeller var.
Bunlar normal. Hayat biraz da böyledir. Ama bunları aşmak bizim o çok sevdiğimiz işimizin bir parçası. Değerli bakanım, değerli il başkanım, kıymetli misafirler. Sizi bugün biraz da geçmişe götüreceğim. Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nın kısa tarihçesine. Hiç yorum katmadan, araya hiç girmeden yaşadığımız olayları çok hızlıca özetleyeceğim. Marmaray'ın üzerini kapattık diyoruz. Ancak bu mesele Marmaray'dan önce de tren yolu döneminde de, yani demir yolu döneminde de Zeytinburnumuzun bir hayaliydi. Biz buranın üzerini kapatmanın hayalini, rüyasını 20 yıl önce kurmuştuk. Çünkü bu gördüğünüz tren yolu, demir yolu, şimdi Marmaray yolu, Zeytinburnumuzun kıyıya, sahile erişimini kısıtlayan bir unsurdu. Ama ayrıca böyle çok güzel değerlendirilebilecek bir alandı. Bu 20 yıllık uzun bir hikaye. Belediye başkan yardımcısı olduğum dönemde bu konulara çok büyük emekler verildi. O hususlara girmiyorum. En somut gelişme, geçmiş dönem belediye başkanımız Murat Aydın'ın büyük çabalarıyla Devlet Demir Yolları'yla Zeytinburnu Belediyesi arasında işte şimdi gördüğünüz parkın ortaya çıkmasını sağlayan protokol imzalandı. Tarih 14 Eylül 2017. Protokole göre Zeytinburnu Belediyesi Devlet Demir Yolları'na sembolik bir kira bedeli ödeyecek. Bunun karşılığında yürüyüş yolları, spor alanları, fitness gibi bir büyük yeşil alan ortaya çıkacaktı. Ve yine geçmiş dönem belediye başkanımız Murat Aydın Bey'in talebiyle AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işi 9 Ağustos 2018'de ihaleye çıkardı. Ve 17 Ekim 2018'de Marmaray Çevre Düzenlemesi inşaatı başladı. Yani AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnumuzun kurduğu bu 20 yıllık hayalini gerçekleştirmek, bir derdine derman olmak üzere işi başlatmıştı. Derken hepinizin bildiği gibi seçim süreci geldi çattı. Adaylığım döneminde bütün Zeytinburnumuzla paylaştığım broşürde buraya ilişkin ifade aynen şöyle. Asrın projesi Marmaray'ın Zeytinburnu'ndan geçen bölümünün üzeri İBB tarafından kapatılacak yazmıştık. Seçim yapıldı. Zeytinburnulu hemşehrilerimizin güzel insanların desteğiyle, teveccühüyle Zeytinburnu'nun hizmetkarlığı, sorumluluğunu üstlendik. 9 Nisan'da göreve başladım. Müteaddit defalar burayı ziyaret ettik. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçe ziyaretleri kapsamında 21 Ocak 2020'de Zeytinburnu'muza geldi. Belediyede Zeytinburnulu hemşehrilerimizin Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini anlattım. Elbette içinde burası da vardı. Sonra şantiye gezisi kapsamında buraya geldik. Aşağı yukarı aslında şimdi bulunduğumuz alana denk geliyor. Tabii burası henüz şeydi, toprak alandı. Buraya gelince hepimiz umutlandık çünkü çok ağır gidiyordu. Hazirandan itibaren burada işler çok ağır gidiyordu. Hızlandık, çok da memnun olduk. Bir an evvel bu büyük yeşil alana, yürüyüş alanına, spor alanına kavuşmamız lazımdı. Fakat giderek işler yavaşlamaya başladı. Sonra da durdu. Bizim için önemli, her düzeyden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililerle, her düzeyden mühendis, mühendis, şef, şef, müdür, müdür düzeyinden, her düzeyinden ben ve arkadaşlarım bir an evvel işi tamamlaması için Büyükşehir Belediyesi'nden ricacı olduk. Fakat bu arada bütün iş durdu. Şantiyede bir tek personel kalmadı. Bunun üzerine resmi yazışma süreci başladı. İlk yazımız Şubat 2021. Zeytinburnumuz için burası çok önemli. Lütfen burayı tamamlayın.
tamamlamayacaksanız haberimiz olsun, biz başımızın çaresine bakarız dedik. Hiçbir şey değişmedi. Bunun üzerine Haziran ayında yeni bir yazı yazdık. Lütfen tamamlayın, değilse şantiyeyi boşaltın, biz burayı tamamlayacağız dedik. Ve nihayet Temmuz 2021'de İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, biz burayı tamamlayamıyoruz, siz tamamlayın diye bize cevap geldi. 17 Temmuz 2021. E peki dedik, nasiptir bu işler. Zeytinburnu'na hizmet etmek herkese nasip olmaz. Biz başladığımız gibi bitiririz dedik Allah'ın izniyle ve bugün bunu bitirmiş olarak huzurlarınızdayız. Proje bizde yoktu. Hızlıca ne yapılması gerektiğini arkadaşlarımızla değerlendirdik. 4 Ekim 2021'de burada ilk kazmayı vurduk. Ve bugün 11 Kasım, yani 38 gün sonra hamdolsun tamamlamış olarak huzurunuzdayız. Zeytinburnu Belediyesi hemşehrilerine verdiği sözü tuttu ve AK Partili Zeytinburnu Belediyesi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayamadığı Marmaray Parkı'nı bugün tamamlandı. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu vesileyle buranın 38 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmasını sağlayan başta ilgili başkan yardımcımız olmak üzere Fen İşleri Müdürümüze, Fen İşleri'ndeki mühendis arkadaşlara, kendi personelimize, yüklenici firmaya, yüklenici personelin bütün çalışanlarına, çünkü gerçekten büyük bir teyakkuzla çalıştık, bir kez daha huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 2 yıl Zeytinburnu buranın tamamlanmasını bekledi. 2 yıl oyalandı. Bu sürede burada istemediğimiz olaylar oldu. Bazı adli vakalar cereyan etti biliyorsunuz. Ama hamdolsun bugün tamamladık. Bu gecikme için, bizim elimizde olmayan gecikme için bütün komşularımızdan özür diliyoruz. Ama olan da hayır vardır. İşte bugün buradayız. Marmaray Zübeyde Hanım Parkımızın açılışındayız. Toplam 3 ada, yaklaşık 34 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Binlerce metrekare yeşil alan, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru. Velhasıl burası Zeytinburnumuz için yeni bir nefes olacak inşallah. Emeği geçen herkese, bütün büyük Zeytinburnu ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten çok güzel bir mekan kazandık. Sayın Bakanım, değerli İl Başkanım, kıymetli misafirler. Zeytinburnu'nu yeşile boyamak gibi bir hedefimiz var. Çünkü yeşil hayat demek, nefes demek, yeşil mutluluk demek. Bu töreni 11 Kasım 2021 günü yapmamızın biliyorsunuz bir anlamı var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Milli Ağaçlandırma Günü bugün. Bu seferberlik gerçekten büyük bir iş. Biz göreve başladığımız günden bu tarafa Zeytinburnumuzun her bir metrekaresini yeşillendirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz 11 Kasım'dan bu yana, yani geçtiğimiz bir yılda 2073 ağaç diktik. Biliyorsunuz 3 Kasım 2021'de de Zeytinburnumuzun başka bir büyük hayalini, Millet Bahçesi'ni hizmete almıştık. Zeytinburnumuzun tam ortasında, kalbinde bir büyük vaha. O günden bu tarafa her gittiğimde aldığımız dualar bizim büyük heyecanımızı artırıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli Bakanımız ve İl Başkanımız buradalar. Ben yapılacak, anlatılacak çok şey var ama sözlerimi uzatacak değilim. Dediğim gibi biz bir takımız. Ne yapıyorsak birlikte yapıyoruz. Bir başarımız varsa bunun sırrı Zeytinburnu'nun, güzel Zeytinburnu ailesinin birlik, beraberlik içinde hareket etmesidir. Zeytinburnu'nun iyiliği için, Zeytinburnu'nun güzelliği için ne varsa siyasi tarafına, başka hiçbir tarafına bakmadan bunu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir Zeytinburnu hizmetkarı olarak
bütün insanımıza aynı aşk ve aynı şevkle çalışıyoruz. Bugüne kadar böyle yaptık, bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz. Hepinize değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün benim ve çalışma arkadaşlarım için gerçekten ömrümüzün güzel bir günü, güzel bir hatırası olarak tarihe geçecek. Bu projenin başından bugüne kadar tamamlanmasında emeği geçen geçmiş dönem Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın'a, döneminde başlayan çalışmaların TCDD ile protokolle bitmesini sağlayan geçmiş dönem Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, belli bir aşamaya kadar getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, hangi aşamada olduğunu zaten belgeleriyle ortada bütün Zeytinburnu hemşehrilerimiz biliyorlar. Kısa bir sürede tamamlanmasını sağlayan bütün mesai arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun çalışmalar arasında bizi yalnız bırakmayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu, Marmaray, Zübeyde Hanım Parkı, Zeytinburnu'muz için, İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Efendim bizler de değişen, gelişen, büyüyen ve zenginleşen Zeytinburnu'nun çok değerli belediye başkanı Sayın Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, şimdi sizlere hitap etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın İl Başkanım. Saygıdeğer Bakanım, kıymetli misafirler. Öncelikle İstanbul'umuzun en güzel ilçelerinin birisinde böyle güzel bir açılış programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii öncelikle bir hususu belirterek ben de konuşmama başlamak istiyorum. Bu hizmetin ortaya çıkmasında çok büyük katkıları ve bitirilmesinde en büyük azmi ve gayreti gösteren değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ancak bu AK Parti'nin ilk yaptığı iş de değil, son yaptığı hizmette olmayacak. Hani 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sessiz devrime imza atan AK Parti hizmet ve eser siyaseti Türkiye'de hem ağaç sayımızın varlığımızın artması, hem yeşil alan metrekaremizin çoğalması, hem de kent merkezlerimizde bu ve benzeri parkların sayısının metrekare olarak da nitelik olarak da nicelik olarak da çoğalmasını Avrupa'daki benzer ülkelerle de karşılaştırdığımızda en yüksek derecede gerçekleştiren bir 20 yılı yaşanmasına Türkiye'de vesile olmuştur. Bunun için de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani İstanbul'umuzda 20 milyon metrekareye varan yeni bir park ve yeşil alan üretilmesi, İstanbul'umuzda 20 yıllık sürede 100 milyonlara varan efendim yeşil alanın ve hizmetlerin kazandırılması, Türkiye'mizde 2 milyara geçen ağaçlandırma programların ve projelerinin yapılması, AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti sayesinde yaşadığımız bir gerçeklik olmuştur. Bunun farkı şu, iki tane anlayış var. Bakın, bir tanesi 38 günde bir eseri bitiren halkının, milletinin taleplerini kendi politikasına dönüştürüp böyle güzel bir parkla, böyle güzel bir bahçeyle, böyle güzel bir spor alanından, yeşil alanından bizi kavuşturan belediyecilik anlayışıyla 38 günde 3 satırlık bir yazıyı yazamayan büyükşehir belediye anlayışının farkını da burada görüyoruz. Şimdi biraz önce başkanımızın konuşmasından anladığım en temel yaklaşım bu oldu. Yani Şubat'ta yazılan yazıya Temmuz'a kadar cevap gelmiyor. Temmuz'da artık biz yapalım deyince hemen cevap geliyor. O da manidar tabii. Yani konu nedir? Konu İstanbul'un hizmet ve eser kazanmasından ziyade efendim söylediğimiz gibi rahmetli Kadir abi döneminde, AK Parti döneminde başlamış birçok eser ve hizmet eğer bitmeye yakınsa bazılarını tamamlayıp guguk kuşu siyasetiyle, kapkaç belediyecilik anlayışıyla ben yaptım algısını oluşturmaktır. Ama çok değil, az kaldı. Zamanı bükerek yaşayamayız. 2023 yılında
tekrar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Zeytinburnu'na en güçlü bir şekilde Ankara'ya gönderecek. Ama 2004 yılında da İstanbul'da tekrar her şey rayına gelecek, her şey yoluna gelecek. AK Parti Hizmet Belediyeciliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tekrar kavuşacak. Onun da altını çizmek istiyorum. Kıymetli Bakanımız çok değerli konuşmalarında hem İstanbul hem Türkiye'miz için önemli konuları bizlerle paylaşacak. Ben de sözlerimi kısa tamamlamak istiyorum. Ancak biraz hoca ve kürsü tarafı olduğu için kısa dedikten sonra da bazen uzayabiliyor. Ama bugün kısa deyip kısa tutacağım. Bunu başaracağım. Parkın, Yeşil'in, AK Parti hizmetinin, AK Parti belediyeciliğinin İstanbul'a millet bahçesi anlayışıyla işte bir ay içerisinde Zeytinburnu'nda açtığımız ikinci parkımız. Yanlış hatırlamıyorsam Zeytinburnu'nda belediyemizin, Zeytinburnu belediyemizin efendim ilgili kurumlarında hükümetimizin destekleriyle bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz olan 500 bin metrekareyi buldu. Daha da çoğalacak. Yani dün de Pendik'teydik, orada da yine AK Parti belediyemiz böyle çok güzel değerli hizmetlere imza attı. Ama iki örnekle bitireceğim. Göçbeyli mahallemiz var biliyorsunuz. O mahallemizi ben 2 ay önce, 3 ay önce ziyaret ettim. Tuzla Pendik sınırında böyle küçük bir dere var. Derenin üstünden geçen 50 ya da 60 metrelik bir büz falan dökülerek bir yol yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Büyükşehir Belediyesi inşaata başlamış. Ben gittiğimde dediler ki başkanım hala bitmedi. Mahalle başkanımız bir keps yapmış. Kıymetli bakanımız da buradayken özellikle onu söylemek istedim. Fotoğrafın bir tarafında Çanakkale Köprüsü var. Bir tarafında Büyükşehir'in Göçbeyli'de yaptığı çok büyük bir köprü var. 50 metrelik. Biri diyor şu kadar zamanda başıp bu kadar ilerledi. Diğeri bir senede bu hale geldi. Dün Pendik'te açılışa giderken tekrar aradım mahalle başkanımızı. Dedim ki ya sizin köprü ne oldu? Bitti mi? Dedi ki başkanım 1,5 yıl oldu hala bitmedi. Ortada 1,5 senede 50 metrelik köprüyü bitiremeyen CHP'li belediye zihniyetiyle, Büyükşehir Belediye zihniyetiyle 38 günde böyle bir eseri bitiren AK Parti belediyeciliği var. Bunu milletimiz altımızda takdir edecek. Şununla bitiriyorum kıymetli kardeşlerim. Yani bugün çok güzel bir eserin açılış programındayız. Ancak bu konuyu söylemesem eksik kalır düşüncesiyle ifade etmek istiyorum. Yani son 10 gün içerisinde Türkiye'de zamanında biliyorsunuz TRT'miz pazar günleri 2 tane şey önemli program vazgeçmezdi. Bir bize klasik müzik dinletirdi, bir de Western filmi izletirdi. Onlardan birisi de adını unutuyorum bazen. Chris, soyadını unuttum bir sanatçının, bilen arkadaşımız varsa bana yardımcı olabilir. Oynadığı bir filmdi, Hollywood filmi. Adı ne? İyi, kötü, çirkin. Şimdi onun son 10 gün içerisinde Türkiye versiyonunun çekildiğini görüyoruz. Parti var, adı iyi. Milletvekili var. Gösterdiği davranış kötü kelimesi bile anlatmaya yetmez. Hele hele onu temize çıkarmaya çalışan, onun yaptığı bu çirki kötü davranışı meşrulaştırmaya çalışan da bazı siyasi partiler ve kurumlar var. Bu da çirkin kelimesi onu anlatmaya yetmez diyorum. Ve buna karşı da her türlü hukuk içerisinde, demokrasi içerisinde gereken efendim tepkiyi de verdiğimizi ve vereceğimizin altını çiziyor. Tekrar Zeytinburnu'muza hem Marmaray hem Zübeyde Hanım iki ismin olmasını da anlamlı buluyorum. Bu parkın kazanılmasında, kazandırılmasında emeği geçen tüm kardeşlerime, belediye başkanımıza, ekibine, hepsine ben de teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve diyorum ki durmak yok, yola devam derken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece seçimi kazanmayı değil, aynı zamanda da eser ve hizmetlerle de durmak yok, yola devam dedi. AK Parti eser üretmeye, hizmet yapmaya devam edecek. Onların ne yaptığını değil, AK Parti'nin ne yaptığını ve söyleyeceğini milletimiz biliyor. Bundan sonra da takip edecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Parkımız hayırlara vesile olsun diyorum. Efendim bizler de onlar konuşur, AK Parti yapar diyen AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de Zeytinburnu
Marmaray Zübeyde Hanım Parkımızın açılış töreni katılımlarıyla onurlandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Bakan. Değerli Zeytinburnu'lu hemşerilerim, değerli basın mensupları, Üstad Necip Fazıl'ın ana gibi yer, İstanbul gibi diyar olmaz dediği eşsiz seyrimizin en kadim ilçelerinden biri olan Zeytinburnu'da Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılış töreni vesilesiyle sizlere bile birlikte bir araya gelmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Değerli hemşerilerim, her medeniyet şehirlerin oluşturduğu maddi ve manevi zemin üzerinde doğup büyür. Şehirler sosyal, kültürel ve mimari değerleriyle bir milletin zenginliğini medeniyetin aynasıdır. Aynı zamanda da geçmişi geleceğe, kadim medeniyetleri de günümüze bağlayan köprülerdir. Bu bağları güçlendirerek geleceğe taşımak, çağın ötesinde her türlü ihtiyaca cevap veren merkezler inşa etmek sorumluluklarımızın başında geliyor. Bu noktada AK Parti hükümetleri ve belediyeleri dönemindeki icraat ve hizmetler bu anlayış ve istikamettedir. Şehirlerimizin tarihiyle, kültürel dokusuyla ve doğa ile uyumlu şekilde geliştirmesi önceliğimizdir. Bu nedenle de belediyecilik hizmetlerine çok ayrı bir önem veriyoruz. Hiç şüphesiz belediyecilikte başarının yolu halkla iç içe olmaktan geçiyor. Bugüne kadar ideolojiye değil, insana hizmet etmek için çalıştık. Bu sayede de milletimizle aramıza kimse giremedi. Kıymetli dostlar, şu an bakanlığımız ile Zeytinburnu Belediye'mizin ortak çalışması neticesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Marmaray Zübeyde Hanım Parkı da malum zihniyetin durdurduğu projelerden sadece bir tanesi. Marmaray Güzergahı'nın üstü kapatılarak elde edilen alanın park ve dinlenme alanı olarak hizmete vermesi amacıyla 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları hızlıca başlandı. Ancak işin bir kısmı yapıldıktan sonra maalesef şu an mevcut İBB yönetimi tarafından bütün çalışmalar durduruldu. Devam eden metro inşaatının üzerine harfiyat döken, hastanenin yolunu yapmayan, metrosunu durduran, bakanlığımızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını da bekleyemezdik. Sonrasında Zeytinburnu Belediye'miz devreye girdi. Belediye Başkanımız gereğini yaptı. Kalan kısımları hızla bitirdi. Ne demiş atalarımız? At binenin, kılıç kuşananın. İşi ehline verince bakın nasıl da netice alınıyor. Değerli hemşerilerim, İstanbul'u dünyanın önde gelen şehirlerinden birini haline getirmek için Yeditepe'li İstanbul'da tüm dünyada ses getiren birçok dev projeyi hayata geçirdik. Asrın projeleri Marmaray ve Avrasya Tüneli'ni boğazın altından geçirdik. Yavuz Sultan Köprüsü ile İstanbul Boğazı'na 3. gerdanlığı taktık. İstanbul Havalimanı ile İstanbul'u küresel havacılık merkezi yaptık. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattını hizmete geçirdik. Osman Gazi Köprüsü'nün de dahil olduğu İstanbul-İzmir otoyolunu yaparak bu iki şehri adeta bir kapı komşusu yaptık. Çamlıca'da dağınık haldeki insan sağlığına, çevreye zararlı 33 adet demir yolunu ortadan kaldırdık. Türk mühendisliğinin bir harikası olan Çamlıca Kulesi ile İstanbul'un silüetine önemli bir katkı sağladık. Dünyada ilk olarak aynı kulede 100 adet radyonun yayın yaptığı yeni bir simge yapıyı İstanbul'a kazandırdık. Değerli dostlar, Marmaray bugün Halkalı Gebze arasında 80 kilometrelik parkurda 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak İstanbul'un kent içi ulaşımın ana hatlarından birisi olmuştur. Hızlı, konforlu,
hava şartlarından etkilenmeyen kesintisiz ulaşımın adresi İstanbullular için artık Marmaray'dır. Marmaray İstanbul'un adeta bir omurgası olmuştur. Birkaç gün önce geldik. 5 Kasım'da Marmaray'ı kullanan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde 567.169 yolcu, 6 Kasım'la birlikte de 2 günde toplam 1.115.000 yolcu Marmaray ile işlerine, sevdiklerine ulaştırıldı. Hizmette olduğu 8 yıl içerisinde Marmaray taşıdığı yolcu sayısı 607 milyonu aştı. Hizmet söz konusu olduğunda biz yetinmiyoruz. Daha iyisini, daha konforlusunu, daha hızlısını planlıyor ve yapıyoruz. 80 kilometre uzunluğundaki Marmaray parkurunda hizmet veren Marmaray Banliyö hattı ve Levent Hisarüstü metrosunun ardından İstanbul şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için 103.3 kilometrelik 7 ayrı hatta İstanbul genelinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunları sıralarsak ilk olarak 3 gün önce test sürüşlerini başarıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en hızlı metrosu Beşiktaş, Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, İstanbul Havalimanı metrosu. Marmaray hattımızın Halkalı'dan devamı olan Küçükçekmece, Kayaşehir, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı metrosu. Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen metrosu. Bakırköy sahil, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metrosu. Başakşehir, Çam ve Sakura Hastanesi, Kayaşehir metrosu. Altınzade, Feren Mahallesi, Çamlıca, Bosna Bulvarı metrosu. Ve Zeytinburnu'ndan başlayıp Gazlıçeşme, Yedikule, Samatya, Yenikapı, Çatladıkapı, Kumkapı'dan Sirkeci'ye kadar uzanan içerisinde raylı sistem toplu taşıma hattının yanında yürüme yolları, bisiklet yollarının ve sosyal alanların olacağı kentsel ulaşım ve rekreasyon projesidir. İnşallah 2023 yılı içerisinde bu projelerin tamamını bitireceğiz. 2022 yılı başında da artık bu projeler hizmete almaya başlayacağız. Değerli Zeytinburnu hemşerilerim, halkımız suyu getireni, testiyi kıranı da çok iyi görüyor. Biz ülkemiz için canla başla çalışırken gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna vaktimiz de yok, niyetimiz de. Biz hizmete odaklıyız, projelerimizi bitirmeye odaklıyız. Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı. 2 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale 1915 Köprüsü'nün son tabliğe yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz. 2023 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Feribot hareket ettikten sonra 30 dakika süren ve kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini sadece 6 dakikaya düşürüyoruz. 18 Mart 2022'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ve 100 kilometrelik Malkara Çanakkale otoyoluyla birlikte açacağız. Değerli Zeytinburnu hemşerilerim, dün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü vesilesiyle andığımız Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın adıyla birlikte hizmete giren parkımız tüm Zeytinburnulara, İstanbullulara hayırlı olsun. Zeytinburnu Belediye Başkanımızı ve çalışanlarını hayata geçirdikleri tüm şehircilik çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman, her daim yanlarındayız. Bütün Zeytinburnu sakinlerini muhabbetle selamlıyorum. Parkımızın tekrar Zeytinburnu'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, sayılacakta kalın. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Şimdi bu önemli açılış töreninde saygıdeğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza anlamlı bir hediye takdim etmek üzere Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u bir kez daha sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Hediyemizi alalım. Thank you.
Sayın Bakanımıza bu güzel açılışımızı teşriflerinin hatırası olarak 1111, 11-11 olduğu için 1111 adet kendisi adına dikilmiş ağacın sertifikasını takdim ediyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine bırakmıyoruz Sayın Bakanımızı. Kurdele kesim törenine geçiyoruz. Saygıdeğer Bakanımıza kurdele kesim törenine eşlik etmek üzere çok değerli AK Parti İstanbul İl Başkanımızı, İl Başkan Yardımcımızı, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanımızı, çok değerli kaymakamımızı, meclis üyelerimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınız efendim. İlçe Kadın Kolları Başkanımızı alalım. Buyurun efendim. Değerli Zeytinburnu'da hemşerilerim. Efendim, bugün efendim. Yine güzel bir eserin açılışındayız. Yaparsa AK Parti yapar. AK Parti belediyecinin güzel bir örneklerinden bugün sizlerle birlikteyiz. İnşallah bu parkımız ve Zeytinburnu'ndaki bu kıymetli eserler, kıymetli, değerli, güzel işler hepsi sizin yaşam kalitenizin artırılması için. Sayın Başkanımızı tebrik ediyoruz. İnşallah bu başarılı çalışmaların devamını diliyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah. Marmaray Sibeyli Hanım Parkı İstanbul'umuza, Zeytinburnu'muza hayırlı olsun diyor. Saygıdeğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun Sayın Bakanım. Hayırlı olsun efendim.